Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biz hazırlandık. Öğle saatleri bile yok şu an. Mantar düştü aklıma. Bakayım şu dere boyunun tarafında var mı? Gri ayakkabı getir. Çık yavrusu bunun üstünden. Çık yavrum. Hadi giy şeyini. Bu ne yaptın kendine şey gibi? Hadi anne. Dışarısı da fırtına. Hakkı. Onu giyme yavrum. Kürkleyi giy. Hadi annesinin oğlu. Şey gitmiyoruz yavrum biz. 5 yıldızlı otelin ya, restoranına. Bilmem nereye. Tamam mı? Şimdi o çamurlu ayakkabıları da çizmeleri giyin. Zaten normal ayakkabıları giymeyin. He? Kafana takmış şu kuyruğunu içeri sök. İşte. Yukarıdan topla. O yüzden olmuyor. İyi. Ben bir löteveri yaptım. Şu sakızı at ağzından. Ver. Tamam, bu atkıyı vereyim mi sana? Yok. Boynun kapısını işte. He? Ver babana. O siyah. Mutfaktakini getir. İstemiyor musun bunu? Üzünü çeksene. Ne? Eğilemiyor musun? Aa, çizmeni nasıl giyeceğim? Dur bırak. Eğilemiyor musun? Bak sen eğiliyorsun ah. Da. Gel gel şapkını takayım. Mantara sokmayacaksın. Şey fırtına var dışarıda. Yok, mantara sokmayacaksın. Bakalım bulabileceğiz mi? Bulamayız. Boyunlukta takalım sana. Ne? Dur. Gel. Ne istiyorsun ya? Soğuk olma dışarısı. Ben hiç şapkanı evime takılırım. O saçım kaldı. Allah cezanı vermesin üstüne. Hırsızlara benzedim. Benimki daha güzel. Gel senin gözük. Büyüklerine. Hakkı gibi oldu babam valla. Büyüklerime benzedim. Hep büyüklerim. Hırsız. Şey, çukurdakilere benzememiş mi filminde? Yavaş. Tek eldiveni yok babam. Babamın telefonu orada ben aldım. Ben poşetleri aldım. Benim şarjım da yok. Benim şarjım var mı? İrem izledi YouTube'u. Ben aldım birkaç tane poşet. Bundan çekersin. Yeşillik bulurum. Bundan ha? Çekersin. 79 yaşındayım. Gel. Eve gelince zaten. Hadi tamam mısınız? Makas verin bir tane bana. Nerede demir makasın? Demir evet arkadaşlar. Mi? Dışarıda hafiften biraz yağmur da var. Bunu o yüzden telefonu duruma göre çekerim artık. Koyma bir şey. Bu ne be kocaman makas? Demir makas diyor. Bunu başka demir makas mı var? Okula bıraktın değil mi makasımı? Okuldan istemişler. Bulamadın mı başka bir şey? Pamuk mamuk bir yazında makas dedim. Ya öğretmen dedi makas. Öğretmen dediyse de pamuk getireyim ben. Makas yok diye. Ya hiç kimsenin evinde makas yok. Hiç kimsenin öğretmen... evinde makas yokmuş ama bizim var. Anne, makas fabrikamız. Öğretmen sorsa sana evinizde makas var mı? Evet. Pamuk var öğretmenim dersi. Hadi ayakkabını giyin. Sana diyecek sana. Ne diyeceğim? Yok, sakızı sen... çıkar ağzından atkı al. Almayacağım. Atkı. Hadi. Saniye. Evet çıktık. Yağmur da var. Yağmur tanecikleri hemen geldi telefonuma. Kara burun. Buna bakın. Ne var arabalara? Labada. Şu içeride mesela dolu da çevrili. Nasıl da büyümüşler. Geliyorum. Aa. Toplamamışlar kız ama bırakmışlar bunları. Sen bak. Yanına bak anne. Yanına bak yanına. Evet. Bakın. Allah Allah. İlginç. Neyse. Yol kenarında ben bulursam. İrem'le ben tırsı tırsı gidiyoruz.
var benim bir kere. Korkudan yutkunamıyorum. Kapısı var canım. Benim küçükten korkma fobisi. Yavrum koruyor bahçesini. Benim 3 tane fobim var. Yılandan korkma. Köpeğin gözü kıpkırmızı. Allah. Kuçu. Kuçu diyor ya. Şey yapacaksın, yaklaşacaksın, seveceksin ki düşmanlık beslemesin. Canım benim de, yavrum benim de. Ne oldu yavrum? Tam bir şey yapma bir an. Ne oldu yavruma? He? Ne oldu Şenol? Hayırlı günler. Paşa. He? Anne Paşa. Paşa mı senin adın? Hı-hı. Efendim ablam. Sağ ol ablam, aklımda olsun. Çocuklara tarzı yemir. Maaşta gelirim diyorum. Aklımda olsun. Şu an yanımda yok zaten. Şu an yanımda yok. Aklımda olsun. Bir dahakine de. Para evde. Evet, şampuan takılı mı? Nasıl ya? Teyze de ayrına gelmiyormuş. Şimdi satacak. Burada da var köy yolu. Poşet mi yok? Evet. Bakın arkadaşlar. Ya düz yoldan çıksana. Şey almam lazım da. Bıçağı. Bak böyle. Oradan buraya, tamam. Bak şunları bana toplayabilirsiniz. Ne güzel oluyor bunun kavurması. Pazılara bakın. Oo. Eşek marulu da var. Ne? Ne var anneciğim? Bunlar bana gel. Eşek marulu. Bıçak altıydı. Bak şunlar. Gelincik. Ben girmem çamura. Yabancı ot toplama. Tamam da. Başka vereyim mi? Var yanında bak. İstersen kızımla çıkar Akka. Mantar böyle toplamaya diye geldik nereye? O zaman yırtılıyorlar. Kızım mantar bulamazsan bunlardan da alacağım. Anam bırakır mı? Bak ekşin oncalar var. Ay yeşili var. Bana bu mantar toplamış, o toplamış çok güzel geldi yalnız. Kızım onu bir açalım. Nasıl çekiyorsun kızım? Ağzındakini şey yapma. Benden de aldım makası. Bak şunlar. Bak tırtıklı gibi. Ha tamam, tırtıklıyı bir çekeceğim. Önce onun kökünü. Tamam. Isırganla elini kullursun ama. Bak orada ısırgan var. Şöyle tutacaksın kökünü. Böyle göbeğinden alacaksın. Evet. Ağzıma... Bak orada var ya. Nerede? Tamam, bak şöyle al yapraklarını. Gör eti sende. Bak önünde. Nerede önünde? Yok. Hangisi? Gel ben de şunlara gel. Bu ne ya? Bıçak alacak. Bunu arkamdan bağlasana. Ne iyi be? İrem nereye çektiğine bakıyor mu yavrum? Bakıyorum da anne, senin de nereye girdiğin belli değil ya. Ah keşke alsaydım ben. Şey. Ne dersin ona? Ne diyor baba? Yavrum sen ot toplama. Haklı. Makası ver, bana lazım yavrum. Bak o ne topluyor sence? Gel.
uçuyor da. Yanlış orta toplamışsın. Evet. Ver bana makası. Deniz. Bayağı yukarı çıktık biz. Şunu bağlayalım çek. Küçük mantarlar vardı arkadaşlar. Belli toplanmış böyle yerinden sökülmüş. Göğün delisi gibi. Şunu bir yere koyar mısın? Ah, ekmek tahtasının üstüne. Tezgahını mı yedin? Nefes yüceliyor mu? Hangi bardak edeceksin? Büyük mü bu? Yok yok onu. Çay gibi biz onu da iç. Yoruldu be. Daha bayır. Yukarılara da çıktı. Bu çıkamadı. Kız Hakkı'yla Mağla Hakkı da yardım etti bana. Öğrettim biraz Hakkı'ya da. Bak nasıl öğrendi ama hemen gitti topladı. Ya ne kadar orası topladı. He? Gösterdiklerimi topladı. Re. Sen de çocuğu şey yapma. Sizin yapamadığınızı yaptı. Bir tane daha koparmadılar. Benim oğlum gene. Oğluşum. Hakiko. Hakiko. Yeremiko gene hiç. Yok işte. Mantar toplamaya gelmedik mi? Niye toplamıyoruz mantar? Vardı mı diyorum? Vardıysa topla o zaman. Ben gideceğim. Gitsene diyorum. Köpeklerin sesleri de geliyor. 2-3 adam gidiyor. Geliyor geri. Bak demek ki teyze yumurta satıyor. Parasını da sığmadık da. Ya gitme sonra bir şey izledim. Teyze hemen geldi. Dedi aha müşteri kaçırmayayım dedi. Ben de sohbete geliyor sandım. Ne yapsın kadıncağız? Girişken değildi. Ama bak bilmiyordum iyi oldu. İyi oldu da. Köy yumurtası da kim kaç para? Gerçi aldım mı da öyle çocuklara şey yapıyorum. Mecburen yani çocuklar yesin. Evet, ben bir kahvemi içeyim. Ablam aradı. Ablamın telefonu açamadım. Dışarıda kesinlikle bana gene söylendi. Şurada süzgecim vardı. Süzgecimi de yıkayayım. Birkaç parça bulaşayım. Yıkayayım. Önce bir ayıklayayım. Günün eski yıkayı da kavanoza koyuyorum artık çocuklara. Gözün önüne de koyuyorum. Yiyorlar vallahi böyle. Bulaşığım yok. Bir tane tepsim var yıkanacak. Ufak tefek burada da tas tabak var. İyi oldu işte. Yürüyüş yaptık. Azıcık değişiklik oldu. Bizim de etkinliğimiz burada bu. Yarın da fırtınalı deniz kenarına gideriz. Vallahi ben acayip bir insanım. Ben güzel havada çıkmaktan ziyade millet evine kapanırken böyle havalarda ben kendimi dışarı atıyorum. Millet güzel havada dışarıdayken ben evde duruyorum. Enteresan bir insanım. Sabah öyle sıkıldım. Ama onu düşün, bunu düşün. Bu arada güzel dualarınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Onu düşün, bunu düşün derken şeyden yana daralıyorum. Bu belirsizlik beni daraltıyor. Yani düşünmekten yoruluyorum. Buraya alıştım mı derseniz alışamadım.
Bir düzen kuruldu mu? Benim için düzen kurmak bir eve taşınıp evin eşyalarını düzüp düzen kurmak değildir. Benim için düzen kurmak işle bir bütün olur arkadaşlar. İş olmayınca o düzen sağlanamıyor. Az da olsa devamlı bir işiniz olacak. Devamlı bir paranız olacak. Ya en gelecek kaygısı yaşamayacaksınız. Şimdi ben daha önceden de söylüyordum, şimdi de söylüyorum. YouTube'a tabi olmak gibi bir düşüncem yok. Hiçbir zaman da olmadı. Allah'a şükür buradan gelenle, efendime söyleyeyim, bulunduğum süre içerisinde de burada kiramı karşıladım mesela. Bir düşük oluyor, bir yüksek oluyor. Biliyorsunuz zaten kazançları ara sıra paylaşıyorum. Yüksek olduğu zaman da paylaşıyorum, düşük olduğu zaman da paylaşıyorum. Çünkü bu işe girenler de şimdi 2000'leri, 3000'leri o izlenmelerle elde ederken o paraları yani sürekli bu paralar veya üstünde diye düşünülmesin. Çünkü YouTube böyle bir şey. Bir bakarsınız 4000, 5000 almışsınız misal veriyorum. Bir dahaki ay bir bakmışsınız 2000 almışsınız. Değişken yani. Ama Allah var. Buradan gelen ne? Yani faturalarımı ya faturan kiran yoksa evin ihtiyacını efendime söyleyeyim çocukların ihtiyacını rahat karşılarsınız yani. Bir borcunuz yoksa kirada da değilseniz gayet güzel. Neden? 1 milyar bile alsanız 1 milyarla efendime söyleyeyim çocuklarınıza giyim alırsınız. Kırtasiyesini alırsınız. Bir ay kırtasiyesini alsınız. Bir ay ayakkabılarını alırsınız. Şey olmaz olur mu? Fayda olmaz olur mu? Şurada 400 lira, 500 lira alanlar var. Abonesi az olup. Mesela kadın şey yapmıyor. Almıyor parasını. 2-3 ay onu orada biriktiriyor. 500, 500, 500, 500 toplu bir şekilde alıyor mesela. O da güzel mantıklı. İşte bakalım. İşte bana gitmeseydin diyenler var oraya. Keşke gitmeseydim biz sana söyledik falan. Bunu defalarca zaten açıklamasını yaptım. O yüzden tekrar tekrar açıklamaya gerek duymuyorum. Nihayetinde kiracı bir insansınız. Bir sürü eviniz var. Ev sahibi olanın bir evi var. Kiracının birçok evi var. Bu böyledir. Düzeninizi bulana kadar. Ben karamsar bir kişiliğe sahip değilim. Sadece tabii ki de öfkelendiğim, kızdığım zamanlar oluyor. Bir iki kişi yorum yazıp silmiş. İşte alışmışsınız bedavaya şimdi. Kaymakamlığın kapısını aşındırıyorsunuz. Oradan da alın diye. Gocunmuyorum ben. Daha önceden de söylemiştim. Niye gitmeyeceğim ki? Vatandaşlık hakkım o benim. Yani Ayşe'nin, Fatma'nın kapısına gidip dilenmiyorum. Burada kimseye de yer açmıyorum. Kaymakamlığa gittim. Yeşil kuru evet bana da oradan git dediler. Neyse o yorumları es geçeyim şimdi. Her yerden yazıyorlar zaten onlar. İşin içinde olan biliyor zaten. İşkura gidin dediler de. Bakın bana tamam bir işleyiş bir sistem var ama bana gerçekten çok saçma şeyler bu sistem. Ya Allah aşkına Şarköy'de oturuyorum bulunuyorum. Ta Tekirdağ'a gideceğim. Ha ben onu internet üzerinden de başvurabilirim. Eşim de başvurabilir. Öncelik diyorum ya zaten eşim. Ama geçen gün şöyle bir şey oldu. Kafamda bir şey vardı. Bir iki ay dedim ben gideyim dedim. Yani tabii ki de eşimin durduğu noktada daha önceden de söylemiştim. Ben girerim devreye. Gözüm arkada kalmaz. Babalar evde. Ama gel gelelim işte idari kısmında iş çocukları. Tamam yedirir, doyurur ama psikolojik olarak sağlam durabilir mi bilmiyorum. İşte o anlamda çelişkiye düştüm. Bulunduğunuz ilin kaymakamlığı ve belediyesi nasıl olur da yani orada bir kuyruk yok bakın. Gittiğim yerde bir kuyruk oluşmamış, bir yoğunluk yok. Belki de ne bileyim 3-5 günde
Belki de haftada bir kişi, belki giden bendim. Yanında AYT'si mi var yani? Nasıl iş bakımından yardımcı olunmaz? Yardımcı olacağını zannetmiyorum derler. Tekirdağ'da sonra gitsem, iş var Tekirdağ'da. Biz de biliyoruz iş var. De ben nerede oturuyorum? İkametim belli, görüyorsunuz orada. Buradan buraya gitmek 2 saat. Yol parası 50 mi 55 mi Tekirdağ? Buradan zaten bir şarkıya aktarma var. Oradan oraya aktarma var. Yemeğinde falan derken. Bir de her sabah akşam çekilir mi o 2 saat yol? yarın Hüseyin'le konuştuk dedim. Şeye de gideyim. Mutar'a da gideyim. Zaten gidiyordum ara ara da. Şöyle bir ciddi ciddi bir konuşmak istiyorum. İş. İş üzerine arkadaşlar. Böyle yani benim gündemim iş. Oralara gidip kapı kapı para istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim buraya geliş sebebimizde, niçin burada kaldığımızda, iş olmayınca tutunamayacağımızda, iş yoksa da bize ne olanaklar sağlayabilirler? Yani bu muhtarlar, bu belediyeyle ilintili değil mi? Belediyesi, kaymakamlığı, valiliği, bunlar zincirleme değil mi? Sen şey oraya aktarırlar, oradan oraya aktarırlar değil mi yani? Ama vatandaşına bir olanak sağlarsın, bir imkan sağlarsın. Ben gerçekten şaşkın kaldım. Hayretler içindeyim. Ve inatla da yılmıyorum. Gerçekten. Yani çoğu arkadaşım var böyle, yok oraya başvurdum, yok oraya gittim, onlardan hayır yok da falan böyle. Hayır. Tekrar tekrar gideceğim. Motora gidip evet, hatta baskı yapacağım. Şu belirsizliğin kafamda gitmesi lazım. Dediğim gibi buradan kısmet olur da ayrılırsak, yani bir şeyler en azından şimdi bir yol gözüksün ki. Amacım tabii ki de okulu beklemek. Zaten o işler daha deyince olmaz böyle bir şeyde de olursa. Hani yani şimdi gittin de hemen yarın toparlan git gel değil. Okulları maşallah diyeyim. Çocukların iyi. O yüzden böyle tam şeyinde artık ikinci dönemdeler, etkilemek istemem. Orada olmadıysa oraya geçeceksiniz. Orada olmadıysa oraya göçeceksiniz. Ta ki düzeninizi bulana kadar. Zaten bir iş olduğu zaman asgari ücret bile olsa kafanız da rahat olur. Anlatabiliyor muyum? Hem içsel huzurunuz olur. Hem daha verimli olursunuz. Hem kendinizde hem evinizde. Arkadaşlar. Şimdi bunlar ayrı bir poşete aldım ben bunları. Çünkü bunlar bayağı böyle bir toprakla. Topraklarını hemen. Çok da körpü. Çıtır çıtır şimdi bunlar. Şimdi yağmur da var diye aceleden topladım. Evde dedim ayıklarım. Evet, şimdi bana müsaade. Benim iş anca zaten bunlarla. Bu arada ne yapayım? Orada dolma biberim var. Dolma biber hemen temizleyeyim. Şimdi şu poşeti ayıklayayım. Onu sonra. Bunu ayıkladıktan sonra suya bırakayım. Çünkü bu bayağı köklerini aldım. Çünkü damda oldu. O yüzden çektiğim anda böyle kökleriyle geldi. Makasla alayım dedim. Makas çamurlandı bu sefer. Sertleşti, kesmemeye başladı. Şimdi Hüseyin açtı onu biraz. Şeyle, vidasından temizledi. O yüzden yavrum bayağı da boğuldu. Böyle miniklerini almadım orada ki büyüsün diye. Baksanıza kimisi de köküyle geldi. Bunları bile ziyan etmem şimdi. Şeye aşağı böyle köklerini. Ne olacak? Şöyle bir iki kök zaten yaptım mı çoğalacak. Nurcan abla da toplar. Şöyle birkaç kökü. Ben evde, diğer evde
Maydanozun, nanenin kökleri oluyordu arkadaşlar. Ele naneleri, semiz otlarına. Hatırlarsanız semiz otlarını hatırlayanlar vardır. Bu 5 kiloluk şişeleri, semiz otları pazardan aldığımız o aşılı. Bakın aklınızda olsun, yapın. İnanın bütün yaz yemiştik. Bütün yaz salatalara. Yoğurtla hemen canımız istiyordu falan. Böyle salatalara katıştırıyordum, domates salatasında. İşte marul salatasında. Böyle semiz otlarının köklerini bütün öncene böyle kesmiştim. Hafif böyle yeşillikleri de saplarıyla birlikte. Topraklıydı zaten. Bir suya koymuştum. Ondan sonra 5 kiloluk şişeleri altından delik açmıştım. Gene bunu bir tasa oturttum böyle derin. Suladığım zaman dökülmesin diye. Havuzu yapıp yumuşak toprakla, torf toprak alıyorduk zaten hazır. Kökleriyle birlikte böyle açmadan toplu bir şekilde semiz otlarına koymuştum. Böyle hafif gene gömdüm toprakla. Nasıl yeşerdiler, suladım onları, nasıl vermişlerdi. Böyle yani köklü oldu mu köklerine pek ziyan etmem. Şimdi hani diyeceksiniz laf olsun diye söylüyor. Valla laf olsun diye değil. Kuş muhabbet niye yapayım? Evde bile saksının içinde. Böyle maydanoz alayım köklü. Aslında bak tam zamanı. Ama köklü maydanoz yok. Hepsi kestik. Denk gelmedim yani. Ekmedörs istiyor musun kaşı? Aklı yapacağım. Beyaz peynir kaşı mı? Tamam. Çocuklara ekmek arası hazırlayayım. Çıkmadan evvel de yumurta kırıp yemişlerdi. Biraz yoruldular ya. Evet. Vallahi ben yeşillik hastasıyım arkadaşlar. Ama yani haftanın hani en taş çatlasın 2 günü. Öyle seviyoruz diye de her şeyin fazlası zarar. Sık yemenin de böbreklere zararlı olduğunu duydum. Yani annem derdi, böbreklerini de fazla yorma derdi. Evet arkadaşlar, mutfaktan içeri transfer ettim kendimi. Şarjda mı geziyorsun Hüseyin? İrem de kendine tablete adamış durumda. Hakkı ödev yapıyor, birazdan o. Öğretmen bir de dosya vermiş, kitap okunacak. Velilere, velilerden istiyorum bir kağıt yollamış. Kitap okuduğu süre, kitabın adı, kitabın kaç sayfa olduğu, Allah'ım bir de süre tutacağım. Ya, şimdi Hakkı diyor ki nerede ince kitaplar var, onları anne okuyacağım diye. Hüseyin, nerede diyor ince kitaplar var sayfası, onları bulacağım diyor. Üniteyi temizledim ben de şimdi. Buraları süpürdüm. Sehpaları sildim. Şöyle geçeyim. Ya çalışıyor kadın. Bunlar da oturuyor. He? Hüseyin de evde oturuyor. Aa, nereye gitsem kız güneş gelmiyor. Şöyle geçeyim. Altında ne var? Bakın. Bebekler. Allah iyiliğinizi versin sizden. Çikolata kız. Ay, arkadaşlar veda etmeden evvel. Şimdi Pervin abla var. Hüseyin'in akrabası adadan. Kuzey. He? Kuzeni. Bebeklerin üstüne oturuyorsun ya kafasına. Niye kaçtım bir daha? Manyak. Aha. Tripodu niye getirmediysem. Bacam da akmış. Ama benim bacı tütüyor diyorum ben buna. Çatıya çıkmadı bir türlü. Şuradan. Ama nasıl yağmur, nasıl fırtına. İlk defa da gördüm. Bir şeyler oldu. Çünkü tütme normal değil. Hiç tütmüyordu. Biliyorsunuz ne zamandan beri var bu tütmeler. Şimdi Pervin ablayla biz sürekli görüşüyoruz. Yani ben Hüseyin'le tanıştığımdan beri Pervin ablayla farklı bir bağımız var. Birisi de müzik açmıştı. Ha, dışarıdan buraya geliyor. İnşallah telif yemem. Çok gerçekten candan bir insan. Dostluğu falan gerçekten mükemmel. Eli çok açık. Ne zaman evine gittiysek, hatta böyle bir iki sefer dile getirmiştim. Çok maharetli.
Patlıcan reçeliyle domates reçeli yapmış da hiç unutmam. Yapar. Sıfır. Yani herkes yapmaz ya, böyle vardır yani şey insanlar. Hani açıkta varsa tattırır ama sırf benim için o reçellerine böyle kapaklarını sıfır açmıştı. Yapma diyorum, hani yemeyeceksin şimdi benim için, şey yapma, açma kapakları, olur mu ya dedi. Ne demek dedi. En son gittiğimizde de çok fena geliyor müzik sesi. Telif Müzik yedirir bu sesinden bana. anlamıyorum. Öyle bir açmış ki. Hasta olmuştum patlıcan reçeli. Hiç hayatımda duymadım ama patlıcanın P'si yok tadında. Vallahi kapıyı bile kapayacağım. Çünkü ben çok fena alıyorum sesi de. Buraya nasıl geliyor bilmem. Şurayı kapayacağım. Sobayı yaktı Hüseyin. Üf, nasıl kömür şey yapıyor. Kokusu geliyor. Anne, Annem. kim arıyor? Müzik müzik yavrum. Müzik. Bırak, müzik dinliyor. Çocuğa bile gelmiş. Koldan kapat şu kapıyı. Alo. Koldan yavrum, elini böyle aşağı indir ya. Vallahi kadın gelse haklı yere gelir kapıya. Vallahi billahi dayıcı gelmedi. Aa, nasıl bir açtıysa vallahi müziği. Normal zamanda rahatsız olmam yani. Beni de şimdi telefonu etkilemesin. Neyse, böyle midye köftesi yapmıştı bize. Bayılmıştım. Midyenin köftesini. Yani beni o böyle şey davranışları cezbetmişti açıkçası. Ben kendime göre açık elli bir insanım. Hani gelen insanı eğer elimde mevcutsa malzemeler, gerçekten en iyi şekilde ağırlamak isterim. Severim yani ikramı, ikram etmeyi. Böyle o hareketlerini, davranışlarını böyle kendime yakın hissettim yani. Öyledir yani, karşı tarafta kendinizden böyle bulursunuz bir şeyler. Daha yakın hissedersiniz. Neyse, gel zaman git zaman. Yani tabii yakınlığımız arttı onunla. Bu arada bizim olaylarda böyle patlak verince Hüseyin tarafından gerçekten manevi olarak hep yanımda olan bir insandı. Allah razı olsun. Hani öyle fitlemek, oradan laf taşımak getirme olayı değil. Yani yanımızda oldu böyle. Yakınlığını hep hissettirdi. Sürekli aradı böyle. Motive edici bir şekilde. Sağ olsun. Bunlar da tabii muhabbeti ilerletmeyi hep etken oldu. YouTube'a başladığımızda konuşuyorduk. İşte Pervin abla dedim. Onun da bir engelli oğlu var. Hatta dedim ki senin elin çok maharetli Pervin abla. O da böyle ot konusunda, bir de zaten Ekinlik'te oturuyor kendisi, hem de İstanbul'da. Böyle bahçeye hep böyle envai çeşit şeyler eker, toplar, yapar. El becerisi çok iyi. Neden anlatıyorum bunları? Çünkü ben hep başladığımda onu böyle teşvik ediyordum. Pervin abla, bak sen bir kanal aç. Hem diyor, bir de yerin o kadar müsait ki biliyorsunuz. Hani köy hayatı gibi böyle bahçe işleriyle çok izleniyor. Var böyle müptela insanlar, ben de çok seviyorum. İşte ben yapamam dedi, ben edemem dedi, nasıl çekeceğim dedi. Ya dedim, bak bizim ilk videolarımıza bak, o tanıtım videolarını bile çekerken dedim 20 kere 30 kere dedim sil baştan çekiyorduk yapıyorduk. Sonra dedim insan zaten alışıyor. Neyse diye diye fazla uzatmayayım, ikna ettik onu. Şu an tabii öğrenme çabasında. Düşünün ki yani telefon, nasıl diyeyim, hani WhatsApp'a girmek, Face'e girmek, bir şey paylaşmak. İlerisinde bir şey yok. Hele böyle ev hanımları var ki hani böyle sürekli ailesinde meşgul. Sürekli böyle hayat çabasında insanlar zaten fırsat da bulamıyorlar bizim gibi insanlar. İstese de. Pervin abla da aynı şekilde. Şükrü'den zaten ona hiç zaman yok. O dediğim engelli oğlu. Tanıtım videosu çek dedim. Hani abonelerini doldur dedim. Saatlerini doldur. Elif dedi çekiyorum. Şey yapıyorum dedi. Olmuyor dedi. Çok heyecanlanıyorum dedi. Tekrar kapatıyorum. Bir 2-3 dakikalık bir diye diye tanıtım videosu atmış. Ben dedim tabii kendimce paylaşırım. İşte toplulukta böyle videoda olsun. İzledim videoyu. Pervin abla. Ay, kendi ilk çektiklerimden gülüm. Kendi ilk çekimlerim aklıma geldi.
Şimdi kendini fazla böyle yansıtmamış. Hani o kadar böyle güleç yüzlü, samimi ki böyle yani ben gibi. Sohbeti, içtenliği, bizim gibi böyle güler sohbet eder ama videoda o kadar heyecanlanmış ki, o kadar belli ki canım benim. Yavaş yavaş tabii ki açılacak ama doğal bir insandır. Samimi bir insandır. Zaten video attıkça fark edeceksiniz, göreceksiniz. Bazen böyle arkadaşlara paylaşıyorum. Biliyorsunuz zaten böyle yakın olduğum isimler de var. Hiç tanımadığım insanlar da oluyor. Bu ara biraz ara verdim. Neden? Çünkü etkiliyor arkadaşlar kanalı. Spam yediriyor. Mesela giden aboneler bizden düşüyor zamanla. Böyle seyrek bir şekilde bunu yapmak lazım. Öyle yapmak lazımmış, bana söylediler zamanında ama ben dinlemedim. Hiç paylaşmamak değil tabii ki de, böyle ara ara. Neyse, Pervin ablamın da reklamını yapayım dedim. Pervin Aydemir, linkini bırakacağım arkadaşlar. Siz de gidecek arkadaşlar, izleyecek arkadaşlar heyecanını maruz görün. Hem edit yapmasını öğrenecek, hem çekim yapmasını. Zamanla oluyor bu işler, sizlerin desteğiyle. Zaten sizler motive edersiniz. Zaten orada yorumlarda insanlar yazınca, destekleyenler, motive oluyor insan. Daha böyle iyisini yapmaya çalışıyor. Pervin abla, bu arada hayırlı olsun canım benim. İnşallah evine katkın olur senin de. Ne diyeyim? Başarılar diliyorum. Bir de sağlam bir korkutmak gibi olmasın tabii ki de, şaka. Psikoloji diliyorum. Bana böyle yazıyorsunuz ya. Ah Elifçim, sen yorumlara takılma da falan, ben hep de diyordum size. Siz de yapın bir işi, göreceğim ben sizi diye. Zamanla alışıyorsun tabii. Evet arkadaşlar. Hem toplulukta paylaşırım Pervin ablayı. Pervin Aydemir, tekrar tekrar edeyim. Hem de yorum kısmına sabitleyeceğim. Desteklerseniz tabii ki de mutlu olurum. Kimi zaten sabitliyorsam, paylaşıyorsam, kim giderse inanın onlardan daha çok ben mutlu oluyorum onların adına. Bir sıcaklıyorum, bir üşüyorum. Dışarı çıktım ya. Orada şimdi hareketlilik hali, in çık in çık yukarı. Böyle bir ısınmışım, farkında değilim. Eve geldim, evde soba da yanmıyordu. Böyle sanki hamam içerisi. Aa dedim, bak üşünce aslında çıkıp dedim bir iki koşu aşağı, böyle eve gelmek lazım. Yürüyüşü çok seviyorum. Yani şu havalar bir ısınsa, bu arada sormuşlar diyet nasıl devam ediyor mu diye. Arada kaçırsam da arkadaşlar, yok. 90'da kaldım şu an. Koruyorum yani, çıkmıyorum ama yukarı. Diyorum ya, biraz havaların ısınmasını bekliyorum. Yürüyüş yapacağım valla. Yürüyüş yaptım mı veriyorum kiloyu. Arada kaçırdığım oluyor işte, böyle kek, mek, hiç olmazsa olmaz tatlım. Her gün yiyordum bir şeyler yani, tatlı yapmasam gofret yiyordum, bir şeyler yiyordum, çikolata bulunduruyordum. Vallahi çocuklardan bile saklıyordum. Çünkü krizim tutuyordu böyle gece. Gece kalkıp yeme uyum çok vardı, onu bıraktım çok şükür. Kendimi tutuyorum yani. Bu arada kamerayı da çok salladım. Evet arkadaşlar, ben şimdi size veda edeyim. İçerlerimi topladım. Haklılar da ödevi yapıyor. Bir de şimdi yerimi sıkıştırayım ben. Ben de şu yeşillikleri suya koydum. Onları halledeyim. Biber dolmama. Hem yaparken biraz çekerim. Hem editlerim. Yetiştirebilirsem artık sabaha. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet ediyorum sizi. Destekleriniz için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.